Evet, merhabalar değerli arkadaşım. Kazanım 38'de yine karşındayız. Ne yapıyoruz? Kotanjant ve tanjant trigonometrik fonksiyonların denklem çözümlerine devam ediyoruz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. İkimize de iyi dersler. Sana iyi seyirler diliyorum. Gelsin mi birinci soru? Gelsin. Şimdi kotanjant 10 çok güzel. Kotanjant 10 yerine ne yazabiliriz? Tanjant 80 yazabiliriz değil mi? Tümler açısını kullanarak. Çünkü iki fonksiyonun da aynı fonksiyon olması gerekir ki çeşit olarak çözüm kümesi üretelim. O zaman hemen bakıyoruz. İşaretimiz pozitif. Bölgemiz birinci ve üçüncü bölge. Açımız alfa ve pi artı alfa. Alfamız 80 ve pi artı alfa yani nedir? Pi artı 180 artı 80 diyelim. 260 derece normal şartlarda. Şimdi o zaman başlayalım. 4x eşittir 80 artı 180K yine 4x eşittir 260 artı 180K. Tamam. Şimdi her tarafı 4'e bölelim. 20 artı 45K ve x eşittir 130 65 mi yapıyor? 65 artı yine 45K oldu burası da. Şimdi gelelim bize istediği şey nedir? 0 ile 3 pi bölü 2 aralığındaki kaç tane çözümü var diyor. 0 ile 3 pi bölü 2 aralığında. Yani birinci, ikinci ve üçüncü bölge. Şöyle gösterecek olursak birim çemberi. 0 burası, pi bölü 2 burası. Pi burası, 3 pi bölü 2 de burası. Şu bölgelerdeki çözümünden bahsediyor. Tamam, k'ya eksi 1 versek. Tamam, k'ya eksi 1 verelim. Buradan bir çözüm gelmez. Negatif çıkar. Buradan eksi 45 artı 25 65 daha 20 derece yapar. Bir çözüm gelir. K'ya 0 verelim. 0 verirsek 20 gelir ki onu yakaladık yine aynı şekilde. 65 gelir. Farklı çözümden bahsediyoruz. K'ya 1 verelim. K'ya 1 verirsek o zaman 65 mi oluyor? Mükerrer kökleri buluyoruz. Yine aynı kökleri buluyoruz. 1'i verirsek 105 derece pardon 110 derece mi yapıyor? 65 artı 45 110 derece yapıyor. Tamam. Devam ediyoruz. K'ya 2 verelim. K'ya 2 verirsek aynı kökleri mi yakalayacağız? Burası 90, 110 mu yapıyor? 110 derece. 90, 65 daha 155 derece. Hay hay. Herhalde K3'te yakalayacak mıyız? K3'te yakalayamayacağız galiba. Bir bakalım. K3 3 yazarsak bir tane gelecek. 135, 145 derece yapar. Ancak buradan bir kök gelmiyor, değil mi? Bu aralığa uygun bir kök gelmiyor. Dolayısıyla kaç tane kökümüz oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Başka bir dakika. Başka bir kökümüz daha var mı? Bir kökümüz daha var sanırsam. Atladığımız bir kök daha var. Evet. K'ya 4 verseydik ne olurdu? 225. Evet, 4 verdiğimiz zaman burada 200 çıkar, değil mi? Ve 6 yaptı. Evet. O zaman tek tek köklerimizi yazıyoruz. 20, 65, 110, 155. Evet. Sonra 200. Başka ne var? Bir kökümüz daha var. Doğru. K yani 5 yazdığımız zaman ne olacak? Evet. 225 artı 20 daha 245 yazacak. 245. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kökümüz oldu. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği oldu. Aralığı biraz uzun tutunca, değerler de küçük olunca uzun uzun biraz işlem gerekti. Evet, gelelim ikinci sorumuza. Şimdi eksi var değil mi önümüzde? Eksili bir şekilde çözmekten ziyade içeriye alarak kotanjant tek bir fonksiyondur. Eksi içeriye alalım istersen daha rahat çözüyoruz. O şekilde alışmıştık biz. Eksi x artı 15 yapıyor ki bunu tanjanta çevirmek için tümlerini alalım. Tanjant yani pi bölü 2 eksi alfadan yani 90 eksi x artı 15'ten bu da tanjant 75 artı x gelecektir. Hay hay. O zaman yazalım şuraya. Tanjant 2x eşittir. Tanjant 75 artı x. Tabii ki birinci ve üçüncü bölgede tanjant pozitiftir. Üçüncü bölgeyi almaya gerek var mı? Neden?
Çünkü pi diyor. Üçüncü bölgede pi'yi açtığı için üçüncü bölgeye girmeye gerek yok. O zaman ne diyoruz? 2x eşittir x artı 75 artı k pi. Yani birinci bölgedeki çözüme bakıyorum. Şimdi buradan x eşittir 75 artı k pi. Bir kere k'ya 0 verirsek ne gelir açımız? X açımız 75 derece gelir. Şöyle şıklara bakıyorum. 180 bölü 12 75. B'de var. Bu gitti. Eksi değil. Evet, burada var. Burası eksi değil. Gitti. Burada da var. 3 tane şıkkımız var. Şimdi devam edelim. K'ya eksi 1 verelim. O zaman şurada K'ya eksi 1 verelim. K'ya eksi 1 verdiğimiz zaman eksi 180 eksi 105 derece mi yapar? X eşittir. Eksi 105 derece yapar. Bu da 7 pi bölü 12 yapar ki eksi 7 pi bölü 12. Bu da sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu gösterecektir. Gelelim 3. sorumuza. Şimdi tanjant 4x çarpı tanjant 2x eşittir 1'dir diyor. Burada neyi gözlemleyebilirim? Burada gözlemleyeceğim şeyin şu olması lazım. Şimdi hangi tanjant değerlerin çarpımları 1'di? Aynı açının tanjant ve kotanjant değerleri çarpımları 1'di. Değil mi? Yani şöyle yapalım. Tanjant 4x eşittir 1 bölü tanjant 2x. Bu da eşittir kotanjant 2x yapıyor. Kotanjant 2x yapıyor. Tamam. Şimdi şöyle bir göz gezdiriyorum. Tamam. Yani sonuç itibariyle tanjant 4x eşittir kotanjant 2x yerine tanjant 90-2x diyebilir miyiz? Deriz, değil mi? Şimdi hemen bakalım çözüm kümesine. O zaman 4x eşittir 90-2x artı k pi, değil mi? Buradan 6x eşittir 90 artı k pi. X eşittir ne olacaktır değerli arkadaşım? 6'ya bölersek 15 artı 186'ya bölersek 30 k. K eleman z. Şıklara baktığımız zaman 3. sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu göreceğiz. Evet. Gelelim dördüncü ve son sorumuza. Şimdi burada şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman neye bakıyoruz? Evet, tanjant x artı kotanjant x bölü 2'nin 1 olduğunu görüyoruz. Tamam. Bunu karşı tarafa atalım yine aynı şekilde. Tanjant x eşittir. Eksi kotanjant x bölü 2. Buradan eksi içeriye atalım. Tanjant x eşittir. Kotanjant eksi x bölü 2 olacaktır. Şimdi tamam. Kotanjant eksi x bölü 2, bunu 90'dan çıkartalım. Bu da tanjant 90 eksi bunu çıkartırsak 90 artı x bölü 2 yapacaktır. Hay hay. O zaman hemen gelelim. Tanjant x eşittir. Tanjant 90 artı x bölü 2. Birinci ve üçüncü bölgelerde yani x eşittir 90 artı x bölü 2 artı k pi ve x eşittir. Bunu üstüne 180 ekleyeceğiz. 270 artı x bölü 2 artı k pi. Şimdi bunu 270 eklememiz bir şey etkileyecek mi? 270 k pi olduğundan dolayı 180 ve 180'in katlarında aynı değer aldığı için bu da 90 derece olacaktır, değil mi? Esas ölçüsü. Bu ifade birinci ifadeyle aynı olduğu için bu çözümü düşünmeye gerek yok. Direkt buradan hareket edelim. Şimdi 0 ile 2 pi arasında dediği için k'ya 0 verirsek, k'ya 0 verdiğimiz takdirde pardon, bunu bir düzenleyelim. Bunu bu tarafa atarsak x bölü 2 kalır. X bölü 2, 2'yi karşıya atarsak 180 artı 2 k pi gelecektir. Şimdi o zaman k'ya 0 verdiğimiz zaman 180 derece, tamam. K'ya 1 verdiğimiz zaman olay bitti. Yani çözüm yok. Niye? 0 ile 2 pi arasında çözüm yok. Doğru mu? Dolayısıyla bir tane çözüm, o da 180 derecedir. Dördüncü ve son sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Evet değerli arkadaşım, bu şekilde kazanım 38'inde sonuna geldik. 39'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.